Biliyorsunuz ki İslam 28 basamaktan oluşuyor. İslam dediğimiz zaman Hazreti İbrahim'in Hanif dinini kastediyoruz. Yani daha açık bir ifadeyle kainatın tek dinini, yegane dinini kastediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 28 basamağın 25.sinde fizik vücudumuzu Allah'a teslim edebiliyoruz ve Allah'a verdiğimiz misakimizi gerçekleştiriyoruz. Allah'a verdiğimiz misakimizi değil, misakimizden sonra ahdimizi gerçekleştiriyoruz. Bu akşamki konumuz ahdimiz, yani fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Öyleyse böyle bir dizaynda fizik vücudumuzun Allah'a teslimi nasıl gerçekleşir? Üç tane yedi basamağa geçmek neticeye ulaştıramıyor. Ondan sonra da üç safha, ondan sonra da velayetin üç makamı aşılacaktır. Fena, beka, züht ve fizik vücut Allah'a teslim olacaktır. Muhtevaya başından itibaren baktığımız zaman birinci ve ikinci basamakları gözden geçiriyoruz. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olayların değerlendirmesi vardır. Herkes değerlendirir. Ama ikinci basamak önemli bir basamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü bu basamakta seçilmek söz konusudur Allah-u Teala tarafından. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, yani kullarından yarattığı insanların dilediğini kendisine seçer. Bu seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Sonra demek ki seçtikleri önce ruhlarını Allah'a ulaştıracaklar, sonra da fizik vücutlarını Allah'a teslim edecekler. Kimler seçilir? Allah'ın kalbinde hayır gördüğü herkes seçilir. Kalbinde zevk olanlar hayır gördüklerinden değildir. Kalbinde maraz olanlar hayır gördüklerinden değildir. Allah'a isyan edenler hayır gördüklerinden değildir. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar inkar edenler ve ketmedenler, gizleyenler Allah'ın seçtiklerinden değildir. Öyleyse geri kalanlar Allah-u Teala tarafından mutlaka seçilirler. Bu seçilenlerden büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dileyebilecek olanları seçer Allah-u Teala ama ne yazık ki bunlardan bir kısmı buna rağmen Allah'a ulaşmak dileğinde bulunmazlar. Allah'a ulaşmak dileğinde bulunmadıkları için de kurtuluşa ulaşamazlar.
cehenneme gitmek mecburiyetinde kalırlar. Öyleyse kim üçüncü basamağa geçebilir? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, üçüncü basamağa geçtiğiniz zaman Allah-u Teala kalbinizde vücuda gelen bu olayı bilir, işitir ve görür. Sinelerde olanı bilir, sinelerde olanı işitir, sinelerde olanı görür. Hep kalbinize bakar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? Gideceği yer cehennem olur. Allah'a verdiğiniz ahdi gerçekleştirmek için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilemeyen bir insan ne olur? İşte Allah-u Teala'nın dizaynı açıkça ortaya çıkıyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاُنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar bize milaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onların böyle bir niyeti yoktur diyor Allah-u Teala. O zaman ne olur? Böyle bir dilekleri yoksa ne olur? Onlar dünya hayatından razıdırlar diyor Allah-u Teala. Ve onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor. Doyuma ulaşırlar diyor. Dünya hayatının dünyaya ait olan kazançları, getirileri onları mutmain kılar, tatmine ulaştırır, doyuma ulaştırır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerini, yani Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, en kuvvetli sizsiniz. Neden? Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz ve biliyorsunuz Allah'a ulaşmakla alakalı bütün ayetleri biliyorsunuz. Onlar bilmiyorlar, yetmez. İnkar ediyorlar, gizliyorlar, yalanlıyorlar. Neden? Çünkü ayetleri bilmiyorlar. Ayetlerin manasına ulaşamıyorlar. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah Teala açık hükmünü koymuş. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar ayetlerimizi bilmeyenlerdir diyor. Öyleyse ölçünüz bu. Sorarız. Siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Hayır, dilemiyoruz. Zaten öyle bir şey yoktur. Bu cevabı aldığımız zaman şunu söylemek mecburiyetindeyiz. Siz Yunus suresinin 8. ayeti kerimesine göre, 7. ve 8. ayetlerine göre Allah'ın ayetlerini bilmeyenlersiniz. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlarsınız. Ve ne yazık ki kurtuluşunuz da mümkün değil. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, peki Allah'ın ahdini yerine getirecek olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dileyen ne olur? Mutlaka Allah'ın zatına ruhu ulaşır. Daha dilediği andan itibaren cennet ona temin edilmiştir. Yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. İnsanın
İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a ulaşır. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, affedersiniz Hazreti Nuh diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan ameni olanları yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'a münaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır diyor Allah Teala. İşte bir sonuçla karşı karşıyasınız. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması. Kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cennet saadetine ulaşır. Vel Asr suresinde Allah Teala diyor ki Vel Asr, asra yemin ederim innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar illellezine aminu. Ama amin olanlar, onlar hariç, onlar hüsranda değildir. Yani onlar cehenneme gitmeyeceklerdir. Onlar cennete gideceklerdir diyor Allah Teala. Öyleyse ne oluyor? Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Üçüncü basamaktasınız. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah Teala Rahim esmasıyla üzerinizde tecelli eder. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bakınız bu tecelli Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen ve böylece Allah'a doğru ilk adımı atan kişiye verdiği 10 ihsandan birincisi Rahim esmasıyla o kişinin üzerinde tecelli etmesidir. Bu tecelli ne husule getirir? Bir, Allah Teala o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, gizli bir perdeyi adeta bir karanlık kılan, etrafı karanlık kılan bir gözlüğü o kişinin gözünden çıkarır, alır. Hicab-ı mestüre örtülü, gizli perde demek. Allah Teala İsra suresinin 45 ve 44 ve 45. ayetlerinde diyor ki Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman o ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda bir hicab-ı mestüre vardır. Onların gözlerinde bir perde vardır. Hicab-ı mestüre vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor Allah Teala. Başlarındaki gözlerde hicab-ı mestüre var, gizli bir perde. İrşat makamına baktıkları zaman onu göremiyorlar irşat makamı olarak. Bakıyorlar ve herhangi bir kişi olarak görüyorlar. Kulaklarında, gözlerinde hicab-ı mestüre olduğu için, kulaklarında vakra olduğu için onun sözlerini kulakları duyuyor ama zihin
işitmiyor, manasına varmıyor, irşada müteallik hususların, hidayete müteallik hususların, Allah'a teslime müteallik hususların, yani dinin temelinin muhtevasına eremiyorlar. Öyleyse bu istikamette muhtevaya baktığımız zaman açık olarak görüyoruz ki kişi işitmiyor, görmüyor ve idrak edemiyor. Kalbinde de ekinnet var. Kalbine indiriyor duyduğu şeyi, kalbiyle de manasını idrak edemiyor. Ve Allah-u Teala o kişinin gözlerindeki hicab-ı mesuleyi alıyor. Kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. Kişi irşada müteallik olan şeylerin manasına varmaya başlıyor. Ve Allah ekinneti alıyor kalbinden, yerine ihbat koyuyor. Kişi kalbine indiriyor manasına vardığı şeyi, idrak ediyor, ona sahip çıkıyor, kendisine mal ediyor. İhbat adı verilen bir müesseseyi Allah kalbine koyduğu için. Hac suresi 54. ayet-i kerime. Kendilerine kitap verilenler, irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etsinler diye onların kalplerine ihbat konur. Ve Allah onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın verdiği ihsanların beşe ulaştığını görüyoruz. Rahim esmasıyla tecelli, hicab-ı mesrenin alınması, vakranın alınması, ekinnetin alınması ve yerine ihbatın konulması. Ve kişi yedinci basamağa geliyor. Sekizinci basamakta Allah kişinin kalbine ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a döndürüyor. Tekabül 11'de Allah-u Teala فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبِهُ diyor. Kim Allah'a amini olursa onun kalbini hidayete erdiririz diyor Allah-u Teala. Kalbine hidayet ederiz, ulaşırız. Yani onun kalbinin nur kapısını Allah'a çeviririz diyor. İşte Kaf suresi 33. ayet-i kerime, kim ki gaybde Rahman'a huşu duyar, onların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. Onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Buradaki huşu henüz kalbe nurun gelmesinden evvelki huşu. Rahmeti bekleyen, Allah'ın nurlarını bekleyen bir kalp var. Nasıl toprak huşu içinde Allah'ın yağmurunu, rahmetini bekler de o yağmur gelince yeşillenmeye başlar, hayat bulursa, kişinin kalbi de o ana kadar ölüdür. Huşuyla Allah'ın nurlarını beklemekte. Ve nurların gelmesi için ilk adımı 9. basamakta, 10. basamakta Allah-u Teala atıyor. O kişinin göğsünden kalbini, göğsünü yararak kalbine bir nur yolu açıyor. Ve kişi zikir yapıyor. Bu zikirde Allah'ın katından rahmetle fazl o kişinin göğsüne geliyor. Eskiden de geliyordu, Allah'a geri dönüyordu ama şimdi geri dönmüyor. Göğsüne kadar gelen nurlar
şifreli yolun cazibesine kapılarak zaten ona göre programlanmışlar, kalbe ulaşıyorlar. Ama kalpte bir sürpriz var, kalp mühürlü. Ne rahmet ne de fazl kalbe giremiyor. Ama rahmet vazgeçmiyor. Sızmaya çabalıyor ve sızmayı başarıyor. Bu sızma 11. basamakta başlar. Bu sızmanın neticesinde kalpte çok miktarda rahmet birikimi mümkün değildir. Çünkü kalbin içindeki iman kelimesi rahmeti devamlı olarak kapı dışarı etmek için karşıt kuvvet kullanır. Bu karşıt kuvvetin nefsin kalbindeki afetler için tam tersi söz konusudur. Küfür kelimesi nefsin afetlerini kalbe yapıştıran, kalpte tutan kuvvettir. Onun için kalbinde küfür kelimesi herkeste vardır doğumundan itibaren. Bu sebeple Allah Teala doğumundan itibaren herkesin kafir hüviyetinde olduğunu söylüyor. Kalbinde küfür kelimesi olduğu için, Allah'a inanmadığı için değil, Allah'a inanan birçok insanın da Allah'a inansalar da kalbine Allah iman yazıncaya kadar kalbinde küfür var olduğu sürece Allah onlara mümin demiyor. İşte nefsin kalbinde nur girimi, rahmetin girimi, daha doğrusu sızması başlayınca %1 derken %2 nura ulaşıyor kişinin kalbi ve kişi sayısal değer itibariyle huşuya ulaşıyor. Nefsin kalbinde %2 rahmet birikimi sebebiyle. Hadid suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Huşu sahibi oluyor kişi. Ve hacet namazını kılıyor. Hacet namazını kılınca Allah Teala o kişiye mürşidini gösteriyor. 13. basamaktayız. Kişi mürşide ulaşmak konusunda bir iştiyakin sahibi. Allah Teala gösterdiği mürşidi ona sevdiriyor. Kişi gidiyor, mürşidine ulaşıyor, mutlaka ulaşabileceği bir yerde ve tövbe ediyor önünde. Bu tövbeyle Allah'ın yoluna giriyor. Kişinin tövbeyi gerçekleştirmesi Allah'ın 10 tane ihsanının neticesinde oluşur. Ve 10 tane ihsanla kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi olarak mürşidine tabi olur. 10 tane ihsan almıştır. Kendine düşeni yapmıştır. Allah'a bir adım atmıştır. Karşılığında 10 tane ihsan almıştır Allah-u Teala'dan. Ve şimdi de yeni bir hamle yapmıştır kişi. Bu ihsanların neticesinde mürşidini göstermiştir Allah-u Teala ona 10. ihsanında. O da Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmiştir. İşte 10. ihsandan sonraki kişinin ikinci hamlesi. Birinci hamlede kişi Allah'a ulaşmayı diledi. İkincisinde 10 tane ihsanla mürşidine ulaşıp tabi oldu. Tabiiyetini gerçekleştirdi. Burada o kişi ikinci defa 10 katını alacaktır. Bu seferkiler nimet adını alıyor. 10 tane nimet veriyor Allah Teala ona. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Allah'a ulaşma emrini vermek üzere. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi.
dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine emrinden ruh gönderir. Allah'a milaki olma gününün geldiğini ihtar etmek üzere, nezretmek üzere, ikaz etmek üzere ya da yeni tabirle uyarmak üzere. Allah Teala dereceleri yükselten diyor, günahları sevaba çevireceği için. Arşın sahibi olan Allah diyor, arşı tutan meleklerin ve onların etrafındaki kişinin bu ayetle alakası olduğunu belirtmek için. Onların üzerine ruh göndeririz diyor emrimizden, Allah'ın emrinden. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina diyor. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye buyuruyor Allah Teala. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanlardan imamlar kıldık diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın emriyle imamlar kılınması söz konusu. Burada da devrin imamının ruhu imam, o kişiye diyor ki Allah'ın emrini tebliğ ediyorum sana. Bu emre göre sen şu andan itibaren bu vücut, fizik vücuttan ayrılıyorsun. Allah'a milaki olma günün geldi. Senin görevlerini biz devralacağız. Ve böylece ruhumuz Allah'ın zatına doğru yola çıkacak. Devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi başka bir konuda da sonuca ulaştırıyor bizi. Kalbimize iman yazılması konusunda. Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki onların üzerlerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Yani huzur namazının imamının ruhu. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Allah'ın birinci nimeti ve kalbin mühürünü açıyor Allah-u Teala. İkinci nimet, küfür kelimesini alıyor kalpten. Üçüncü nimet, kalbin içine imanı yazıyor. Dördüncü nimet. Kişi sadece diliyle müminim diyen birisi değil artık. Kalbi de mümin olmuş. Ve böylece kişi mümin olmak şerefine eriyor. Dört tane nimet aldı Allah-u Teala'dan. Beşinci nimet, o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi. Furkan 70. Ama kim tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, amel-i salihata başlarsa, ki amel-i salihatla amel eden bu kişi böyle olduğu için de mümindir. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre onların bütün günahlarını diyor Allah Teala Furkan 70'te sevaba çeviririz. Bütün seyyiatini hasenata çeviririz. Kaybettiği bütün dereceleri kazandığı dereceler haline getiririz diyor. Ve onların ruhu tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a ulaşır. Furkan 71. Ve ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. (Gülüyor)
Bu yola çıkış müessesesinde Allah Teala tövbe merasiminden bahsediyor. Nebe 38'de arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı oradadır. Kendisine izin verilen iki kişi konuşur diyor. Mürşitle mürit. Mürit mürşidin söylediğini tekrar ediyor. Ve sevabı söylerler diyor Allah Teala. Bir sonraki ayet-i kerimede şöyle söylüyor Allah Teala: Zalikel yevmul hakkı femen şa'itteaza ila rabbihim meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, Allah'a doğru yol ittihaz eder ve meaba ulaşır. Allah o kişinin ruhuna meap olur, sığınak olur diyor. Allah'a doğru yola çıkıyor kişi. Yani Allah'a ulaşıyor. Bu noktaya kadar Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 14. basamağa kadar geçen devre Allah'a yönelmektir. 14. basamaktaki tabiyetten sonra ruhun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması ulaşmadır. 3. basamaktan 14. basamağa kadar yönelme, yönelme 14. basamakta bitiyor, ulaşma başlıyor. Tekrar bakalım Şura 13'te ne diyordu Allah Teala? Allah'ı yeştebi men yeşâ'ı, Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve kim o seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte kişi 3. basamaktan 14. basamağa kadar yöneldi. 14. basamakta ulaşma standartlarına girdi. Bundan sonra ulaşacak. Allah'ın 6. nimeti ruhun böylece Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine göre devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesiyle fizik vücuttan ayrılması, sırat-ı müstakime ulaşması. Peki Allah'ın 7. nimetine nefsin nefs tezkiyesine başlaması. Nefsimiz tezkiyeye başlıyor. Nedir tezkiye? Nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşması ve kalbimizin temizlenmesi. Tezkiyetün nefs. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkabilmesi için nefsinizin tezkiye olması, yani rehinenin rehinelikten kurtulmak için kendisine düşen görevi yapması lazım. Allah Teala nefsinizin bir rehine olduğunu söylüyor. Müddessir 38-39-40. Külle nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin bir fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler iktisap ettikleri dereceleri itibariyle. Ama yemin sahipleri, yani tezkiye olma yeminini yerine getirenler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. İşte bu yemin sahibi nefs tezkiyesine başlıyor nefsi ve her %7 tezkiye noktasında bir üstteki gök katının kapısının açılması söz konusu. Rehinenin rehinelikten kurtulması için mutlaka önce ruhun Allah'a teslimi
ulaşması gerekiyor. Sonra fizik vücudun Allah'a teslimi gerekiyor. Ondan sonra ancak rehine, rehinelikten kurtuluyor, emanet hüviyetine geliyor. O da Allah'a sonunda teslim oluyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece nefsimiz tezkiyeye başlar. Nasıl bir şeydir nefs tezkiyesi? Zikir adı verilen bir anahtar kullanılır. Allah'ın ismini tekrar etmeye başlarsınız. Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz. Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah'ın katından göğsünüze rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları ulaşmaya başlar. Ne yapmıştır Allah Teala? Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmıştır. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmak, kimi hidayete erdirmeyi dilerse onların göğsünü şerh eder ve teslimi açar. Yarar, göğüslerinden kalplerine nur yolu açar diyor Allah Teala. İşte bu nur yolundan içeriye rahmet faz, rahmet salavat nurları girer. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve lemle fadullahi aleyhim ve rahmetehu mazeka minhum eden ehada diyor. Allah'ın rahmeti ve fazlı size ulaşmasaydı, kalbinize ulaşmasaydı, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Rahmetle salavatta Bakara 157'de geçiyor. Allah'ın rahmeti ve fazlı o mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerindedir diyor. Onlar hidayete erenlerdir diyor. Ve rahmetle salavat ve rahmetle faz o kişinin göğsüne giriyor. Mührü, Allah Teala o mührü artık açmış, hareketli hale getirmişti. Mührün üzerine baskı yapıyor rahmetle faz ve salavat. Mührü zulmani kapıya indiriyor. Zulmani kapıyı kilitliyor. Zikir boyunca açılmıyor. Ve kalbin içine rahmet, faz ve salavat nurları doluyor. Kalp %100 aydınlanıyor. Bütün karanlıklar kapı dışarı ediliyor. Zikir boyunca kalp pırıl pırıl Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik kazanıyor. İşte böyle bir durum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Kişinin, nefsinin, kalbi Allah'ın nurlarıyla doluyor ve kalbe Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir çekim gücünün sahibi. Fazılları kendisine çekiyor ve etrafında toplamaya başlıyor. Fazıllar toplanmaya başlıyor nefsin kalbinde, iman kelimesinin etrafında. İşte bu toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, %7'yi bulduğu zaman nefse emare teşekkür eder. Ondan sonra sıratıyla bütün levvame, milhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademeleri teşekkür eder. İşte nefsinizin kalbindeki bu fazilet birikimine Allah Teala nefs tezkiyesi diyor. Allah'ın 7. nimeti nefsinizin tezkiye olmaya başlaması. Şeytan nefsinizin sadece afetlerine tesir edebilir. Bu sebeple %7 nur birikimini gerçekleştirdiğiniz zaman fizik vücudunuzun hidayeti de nur birikimi başladığı an fizik vücudumuzun hidayeti de başlamıştır. Neden başlamıştır? Çünkü nefsin afetlerden kurtulma yüzdesine paralel olarak aynı yüzdeyle fizik vücudunuz da şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlayacaktır. Neden? Çünkü şeytan sadece nefsinizin afetlerine
tesir edebilir. Öyleyse nefsinizin afetlerini ne kadar azaltırsanız şeytanın hakimiyeti de o kadar azalır ve fizik vücudunuzda şeytana kul olmaktan o kadar kurtulur. İşte 8. nimeti de Allah-u Teala'nın fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması. Ruhunuz kendi sırat-ı müstakimine ulaşmıştır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır, çıkmıştır. Fizik vücudunuz kendi sırat-ı müstakim üzerinde şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlamıştır. Nefsiniz kendi sırat-ı müstakimi üzerinde nefs tezkiyesine afetlerden kurtulmaya, nefsin kalbindeki afetlerden kurtulmaya başlamıştır. Allah'ın 9. nimeti o güne kadar size 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlamasıdır. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi gereğince. Biz diyor Allah-u Teala Allah'ın yolunda olanlara, yani ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkanlara ve Allah'ın verdiği helal nimetlerden, helal rızıklardan infakta bulunanlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar ihsanda bulunuruz diyor. Nimet veririz diyor Allah-u Teala. Ve Allah'ın 10. nimeti de o güne kadar rahmetle fazl gönderirken Allah-u Teala sadece o günden sonra rahmetle fazla, rahmetle salavatı da ilave ediyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizayn söz konusu. Ve nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. İrşat makamından aldığınız emirle 7000 zikirle zikre başlıyorsunuz. Nefsinizin kalbine gelen rahmetle faz ve salavat partikülleri iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. %1, %2, %3 derken %7 nura ulaştınız. Nefsi emmare tahakkuk etti. %7 nurlanma gerçekleşirse rehine birinci gök katına ulaşabilecek olan bir temizliğe ulaşmış oluyor. Nefsin kalbinde %7 temizlik. Bunun manası rehine olan nefse birinci gök katının kapısının açılması yetkisini verir. Ve birinci gök katının kapısı açılır. Ruh zemin kattan daha üst katlara çıkacaklarla beraber saf halinde birinci kata kadar yükselmek imkanının sahibi olur. Nefs-i emare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde ifade buyuruluyor. Allah Teala diyor ki, daha doğrusu Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Ve kişi daha çok zikrediyor emir gereği, 7000'den adım adım yukarılara doğru yükseliyor. 9000, 11000, 13000. Ve bu yükselme standartları içerisinde ikinci bir %7 nur birikimi gerçekleşiyor kişide. Ve bu ikinci %7 nur birikimiyle nefsi levvame oluşuyor. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime فَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ لَوَامَةِ. O levvame nefse kasem ederim. Kişi nefsini levm ediyor, kınıyor ama hataları da istemese de gene yapmaya devam ediyor. Nefsine henüz engel olamıyor. Ruhu ikinci gök katına ulaşabiliyor. Daha sonra gene %7 nur birikimi, üçüncü defa nefsi mülkime kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ve nefsin ve ma sevvaha şemsidi. O nefse ve onu sevva edene. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse, ona takvası ve fücuru ilham edilir diyor Allah-u Teala. Ve daha çok zikrediyor kişi emir üzerine ve daha çok zikrettiği zaman daha çok
fazilet birikimi gerçekleşiyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mülhimeden sonra dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainne. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs diyor. Fecr 27. Rad 27 ve 28. اَلَّذ۪ينَ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ بِذِكْرِ. Onlar ki kalpleri tatmin olmuştur Allah'ın zikriyle. اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Bilin ki kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Ve kişinin Allah'ın verdiklerine kesin olarak tatmini söz konusu. Allah'ın verdikleriyle kişi tatmin oluyor. Doyuma ulaşıyor. Ve burası dördüncü gök katı. Beşinci gök katında kişi Allah'tan razı olduğu zaman yeni bir %7'lik nur birikimiyle kişinin oraya ulaşması söz konusu. Nefsi radiye, fecr 28. Ve daha sonra Allah da o kişiden razı olacaktır. Yeni bir %7 nur birikimiyle nefsi vardiye. Ruh da 6. gök katına ulaşır. Ve nihayet 7. defa %7 nur birikimi ve kişinin ruhunun Allah'ın zatına ulaşması söz konusu olur. Nefsi tezkiye. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Böylece kişi için Allah Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye olur. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Ne diyordu Şura 13? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onu da kendisine ulaştırır. İşte burada ruh Allah'a ulaşmıştır. Ruhun Allah'a teslimi gerçekleşmiştir. Ruhun Allah'a verdiği misak böylece tamamlanmıştır. Ruhun sırat-ı müstakimi burada son bulur. 7 tane gök katını aşan ruh 7. katta 7 tane alemden geçer ve 7. alemin sonunda dikey bir yükselişle Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına ulaşmak 21. basamağı ifade eder. Yok olmaksa 22. basamağı ifade eder. Bu basamaktan itibaren kişi Allah'ın evliyası olmuştur. Ruh Allah'a ulaşmıştır ve teslim olmuştur. Ruhun teslimi ve ruhun hidayeti tamamlanmıştır. Fizik vücut hidayet yolunda epey yol almıştır. Fakat henüz nefsin kalbindeki afetler onun Allah'a teslim olması için yeterli boyutta yok olmamıştır. Nefsin kalbinde henüz %51 afet yok olmuştur. Yani henüz afetlerin durumu yarıda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada afetler müessesesi tamamlanıyor. Afetlerin yarısı yok oluyor.
%51'i yok oluyor. Ve ruh Allah'ın zatında kayboluyor. Fani oluyor Allah'ta. Fena fillah makamının sahibi. Velayetin birinci makamı fena fillah makamı. Ve nefsin kalbindeki nurlar %51'den 61'e çıkıyor. Ama kişi zikrini giderek arttırıyor. 61'e artan zikirler boyunca nefsin kalbindeki nurlar %61'e ulaşınca Allah o kişiye Allah'ın katında bir altın taht veriyor nimet olarak. Ve kişi mekansızlığa kavm oluyor. Mekansızlığın ahalisinden oluyor. Huzur namazının ahalisinden oluyor. Orada bulunan ve gölgesi orada otların üzerine düşen, çimenlerin üzerine düşen bir hüviyet kazanıyor. Geri kalanlar, oranın ahalisi olmayanların gölgesi seccadelere vurmaz. Işığın kaynağını da kimse tespit edememiştir bugüne kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişinin zikri daha çok artıyor. Ve işte bu artışta %61'i geçince nurlar Allah kişiye o altın tahtı veriyor. Bu taht verildiği zaman Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi onlara Rablerinin indinde teslim yurda vardır diyor. Allah'ın huzurunda bir teslim yurdu, bir taht. Fena fillah, fena, fani olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde fani olmaktır. Beka billah ise Allah'ın indinde baki olmak, oradaki altın tahtın üzerinde mekanlanmak oluyor, mekansızlıkta mekanlanmak. Ve kişinin zikri artıyor. Öyle bir gün geliyor ki kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlıyor. Her gün Allah'ı. Böylece o kişi zahit oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Dünyaya karşı zahit, dünya işlerine karşı zahit, fizik vücudu dünyadan çok ahirete dönük. Yani kişi ispat ediyor ki zikirsizliğe karşı zahit. Zühd konusunda Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u az bir bedelle birkaç dirheme sattılar diyor. Yusuf az bir bedelle birkaç dirheme satılmış. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir muhtevada kişi zahit oluyor ve zikrini her geçen gün biraz daha arttırıyor. Öyle bir gün geliyor ki bu kişinin fizik vücudu, nefsin kalbinde hala afetler, %10'dan daha fazla afet mevcut olmasına rağmen fizik vücut artık o afetleri kale almıyor. Afetler neyi talep ederlerse etsinler, fizik vücut mutlaka Allah'ın emrettiğini yapıyor. Şeytanın emrettiğini asla yapmıyor. Allah'ın yasak ettiği fiili asla işlemiyor. Şeytan ne kadar onun işlenmesini isterse istesin. Ne zaman ki bir fizik vücut bu özellikleri kazanır, işte o zaman fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinu. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Yani ahdini, Allah'a verdiği ahdini yerine getirmiştir. Ondan daha ahsen fizik vücudu, ondan daha ahsen
kim vardır diyor Allah-u Teala. Nisa suresi 125. ayet-i kerime. İşte ahdimizi yerine getirdiğimiz yer 25. basamaktır. 27. basamaktan 25.sine ulaştığımız günden itibaren fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği, hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaktır. Ve böylece fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmiş oluyoruz. 21. basamakta Allah'a verdiğimiz misaki gerçekleştirdik. 25. basamakta da Allah'a verdiğimiz, ezelde verdiğimiz ahdi gerçekleştirdik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ahdimiz konusunda önce Kur'an'daki bütün ayetleri gözden geçirdik beraberce. Ahdin çeşitli manalara geldiğini gördük. Ama ahdimizden muradımız bizim ezelde fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdimizdi. İşte bunun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak olduğunu Allah-u Teala Nahl 36'da söylüyor. Diyor ki biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Demek ki fizik vücudumuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. İşte burası fizik vücudumuzun ahdinin gerçekleştiği, fizik vücudumuzun hidayete erdiği yer. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ezbillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinâ ihtina sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmetle öpüyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle ahdimiz konulu bir eşsiz ve yeni sohbetinde Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetinize daha bizleri ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer sohbetlerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz inşallah. Dua ederiz inşallah. Allah razı olsun.